Tarihi her zaman kazananlar mı yazar? Resmi ideolojilerden uzak, objektif bir tarih yazmak mümkün müdür sorusunun cevabı. Evet, tarihi her zaman kazananlar yazar. Objektiflik bir derece meselesidir. Yani tarihi yazan egemen kültür. Eğer yeterli özgüvene sahipse, kendi içindeki tartışmaları, kendi içindeki fikir ayrılıklarını açıkça ifade etmekten çekinmeyecek kadar sağlam bir ruhsal yapıya sahipse, oldukça objektif, oldukça diyalektik kelimesini kullanacağım orijinal anlamında, yani tartışmaya dayanan, farklı fikirlerin çatışmasına dayanan bir tarihçilik geleneği ortaya çıkabilir. Toplumun içine kapandığı ve egemen sınıfların yeterince özgüven sahibi olmadığı, yenilgi korkusuna kapıldığı yerlerde ise daha kaba, daha tek boyutlu, daha rasyonaliteden uzak ve duygusal bir tarih yazımı egemen olur. Duygusal tarih yazımı derken mesela son 100 yılda, son 150 yılda Türkiye'de egemen olan tarih anlayışını kastediyorum. Balkan ülkelerinde, Yunanistan'da, benzer ülkelerde egemen olan tarih anlayışını kastediyorum. Ve ne acıdır ki son 10-15-20 yıldır Batı dünyasında egemen olmaya başlayan tarih yazımını kastediyorum. İdeolojik açıdan katı, dogmalara saplanmış, belli bir ahlaki tezi ısrarla savunmak amacıyla inceleyen, irdeleyen ve yazan bir anlayış. Yani bugün son 5-10 senedir Anglo-Sakson dünyasında, yani Amerikan, İngiliz, Kanada, Avustralya dünyasında yayınlanan tarih kitaplarına baktığın zaman kültürlü bir insan, yani tarihçiliğin ne olduğu konusunda fikir sahibi olan bir insan ancak ağlayabilir. Yani ancak ümitsizlik içinde başını ellerinin arasına alıp ağlayabilir. Tüm iyi kötü yayınları izliyorum. Yani edebi dergilerden 2-3 tanesine aboneyim ve bunlar da hep sürekli olarak her ay, her hafta çıkan yeni kitaplar hakkında eleştiriler, değerlendirmeler vesaire olur. Çok acıklı bir durumda. Yani Batı tarihçiliği, Anglo-Sakson tarihçiliği çok büyük bir hızla Cumhuriyet dönemi Türk tarihçiliğine benzer bir konuma doğru hızla ilerliyor, hatta ulaştı bile oraya. Yani tarih yazımının sanki tek bir amacı kalmış görünüyor. Belli bir takım dogmaları, belli 3-5 cümlede denebilecek olan bir ahlaki değerlendirme çerçevesini sürekli olarak yeniden üretmek ve kanıtlamak. Türkiye'de biliyorsunuz bütünüyle bundan ibaretti tarihçilik. Bir milli bir mitolojiyi yeniden üretmekten ibaretti Türk tarihçiliğinin özü. Dolayısıyla kayda değer yahut da 30 yıl sonra, 50 yıl sonra hala bir anlam ifade edecek, bir değer ifade edecek, İnsanlığın bilgi hazinesine bir katkıda bulunabilecek hiçbir eser üretilmedi Türkiye'de. Cumhuriyet döneminde eğer İbnül Emin, Mahmut Kemal'i bir yana bırakırsak, o da bir tamamen eksantrik bir vakadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik çerçevesinin tamamıyla dışında bir şekilde yaşamayı başarmış bir insanın eseridir. Batı dünyası da o noktaya doğru hızla ilerliyor, vardı bile oraya. Buna karşılık geçmişte özellikle 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Batı dünyası kültürel üstünlüğüne %100 emin iken, yani bu konuda en ufak bir psikolojik sorunu yokken, hakikaten binlerce yıl bile geçse aradan değerini kaybetmeyecek
eserler yaratmayı başarmıştır. Görkemli bir bakış açısından insanlık tarihine bakan, günlük dogma tartışmalarının az çok dışına çıkabilen, var olan fikirler yelpazesi içinde farklı kutupları birbirine karşı oynayarak oldukça esnek, oldukça özgür bir bakış açısı yakalayabilen eserler yaratıldı. Hatta belli bir bakış açısını savunsa bile bunu geniş bir bakış açısından, farklı düşüncelerin de olduğunu bilen ve bunları değerlendiren bir bakış açısından yapabildiler. Tarihi yazmanın amacı bütün toplumlarda aynıdır. Tarihi yazmanın amacı bugünkü siyasi durumu, bugünkü kurum ve değerleri justifiye etmektir, haklı göstermektir. Yani tarihin amacı neydi? Tarihin amacı bugünü, şu günümüzü, şu güzellikleri elde etmekti. Çünkü çok iyiyiz. Biz iyiyiz. Ve tarihte atalarımız mücadele verdiler. Neden verdiler? Bugünümüzü oluşturmak için. Bütün tarih yazımının altında yatan fikir budur. Her zaman budur. Ama bunu edebinle yapmak var. Bir de bunu odun gibi yapmak var. İki ayrı yaklaşım.